Merhabalar, ben astrolog Saadet Gülbakan. 12-18 Şubat haftasında gökyüzündeki durum nedir? Burçlar nasıl etki alacak? Bunları konuşacağız. Şimdi Güneş, Merkür, Plüto ve Mars zaten hali hazırda bir kova burcu seyrinde. Plüton'un özellikle kova burcunda oluşu dijital çağın habercisiydi. Bununla ilgili yazılarımı ve öngörülerimi Halk TV arşivlerinden bulabilirsiniz. 17 Şubat tarihinde Venüs'ün de kova burcuna geçmesiyle beraber gökyüzünde aslında bir kova enerjisi hakim olacak. Bundan bizler nasıl etkileneceğiz? Özellikle 13, 14, 15, 16 Şubat tarihlerinde çok sert etkiler var. Neden? Çünkü Plüton-Mars arasında bir kavuşum söz konusu gökyüzünde. Uranüs ile Plüto arasında bir kare açı, Mars ve Uranüs arasında da bir kare açı, 90'lık kare açılar var. Ve bunlar birazcık tehlikeli, sert etkiler barındırıyor. Savaşlar ve güç gösterileriyle yine Rusya, İran, İsrail, Filistin, Ermenistan, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeleri, devletleri tekrardan böyle duymaya devam edeceğiz bu haftada maalesef. Şu ani değişen hava koşulları söz konusu olabilir. Bunlar biraz can sıkıcı gibi görünüyor. Çünkü tehlikeli etkiler bunlar. Gerçekten bu hafta hoş bir hafta görünmüyor. Fırtına, sel, aşırı kar, çığ, toprak kayması gibi heyelan durumları söz konusu olabilir. 10 Şubat Kova yeni ayında bahsettiğim öngörülerim tabii ki bu hafta içinde geçerli. Neden? Dolunaylar ve yeni aylar öncesi ve sonrası birer hafta etkilerini çok daha yoğun gösterirler. Zaten 10 Şubat tarihindeki Kova yeni ayı, orada da belirttiğim gibi marjinal, yani yeniliklerin başlangıcı olan bir yeni ay. Çünkü Kova burcunda Plüton'un artık 20 yıllık bir Kova seyri başladı. Önemli bir başlangıçtı aslında o yeni ayımız. Şimdi bu haftada dediğim gibi Kova yeni ayının etkileri devam ediyor olsa da cinsel suçlar, yasak ilişkiler, bazı ifşalar, hoş olmayan aile içi konular, bunlarla ilgili gündemler duyma ihtimalimiz var. Ölüm haberleri, yine intihar haberleri, yasak ilişkiler, saldırılar, öfkeler, protestolar da yine haberlerde çok fazla duyacağımız konular arasında gibi duruyor. Şimdi 14 Şubat tarihinde gökyüzü hoş görünmüyor demiştim ben aslında ve bununla ilgili de bir tweet atmıştım. Şimdi onunla ilgili çok fazla geri dönüş var. Arkadaşlar işte o yüzden bunu söylemiştim. Gökyüzü hoş görünmüyor. Şimdi o tarihlerde de şöyle ani kopuşlar, tartışmalar, ayrılıklar söz konusu olabilir. Bakın boşanmalar ve siz bir şeylerle yüzleşebilirsiniz. Eğer şüphe ettiğiniz bazı konular varsa onlar böyle tık diye önünüze düşebilir maalesef. Gerçekten hoş görünmüyor gökyüzü. Şimdi gizli kapaklı olayların da tabii ki ortaya çıkması durumu var. Şimdi kısaca şöyle bir burçları söyleyeceğim ama bu söylediğim başlıkların lütfen sert etkiler alma ihtimali olduğunu unutmayın. Güneş, yükselen ve ay burcu olarak da dinleyebilirsiniz. Koç ve teraziler 12-18 Şubat haftasında lütfen ilişkilerinize, arkadaş çevrenize, arkadaşlıklarınıza, sosyal çevrenize, varsa çocuklarınıza dikkat edin. Boğa ve akrepler, ev, yuva, aile bireyleri, kariyer ve iş hayatı anlamında bazı gündemleriniz oluşabilir. Sert etkiler aldığınız alanlar burası olacak. İkizler ve yay, seyahat planları, eğitimler, kardeş, kuzen, yakın çevre, ticari ve uluslararası anlaşmalarda bu konularda da bazı sert etkiler alma durumunuz söz konusu. Yengeçler ve oğlaklar, hastalıklar, operasyonlar, ameliyatlar, bunlar açık bir süreç. Mars-Plüto kavuşumu ve diğer kare açı hiç hoş değil gerçekten. O yüzden sağlığınıza dikkat edin, yavaş araba kullanın. Ekstra bir para çıkışı bu anlamda görünebilir. Ya da büyük risklerden kaçınmanızı öneriyorum. Para ve finans alanında da riskli yatırımlardan kaçınmalısınız. Aslan ve kovalara baktığımızda da dış görünüşle ilgili eğer bir değişiklik yapmak istiyorsanız 12-18 Şubat haftasını kesinlikle önermiyorum ama tabii ki karar sizin ve ilişkileriniz bu anlamda da dikkat etmekte fayda var. 1-7 aksından alıyorsunuz çünkü bu şeyleri, bu haftanın enerjisini. Başak ve balıklara baktığımızda da sağlık hem virütik hastalıklar anlamında bahsediyorum hem de psikolojik olarak ve iş hayatı, diğer taraftan da evcil hayvanlarımız arkadaşlar, bunlarla ilgili de istenmeyen gündemler maalesef
oluşma ihtimali var. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.